kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız yardım kanalıdır. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup zilimizi, bildirimlerimizi açarak bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugünkü videoma tatlı bir giriş yapıyorum. Fırın sütlaç yapıyoruz. Ben 2 ölçek yapacağım. Size 1 ölçeğin tarifini veriyorum. 1 su bardağı pirinç tenceremize alıyoruz. 200 ml bardak kullanıyoruz. Bol suyla yıkayıp süzüyoruz. Yıkamış olduğumuz pirinçlerimizi 3 su bardağı suyla ocağa alıyoruz. Karıştırarak pirinçlerimizi suda haşlıyoruz. Daha sonra 8 bardak süt ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Benim ölçüm hep böyledir. 1 bardak pirince 8 bardak süt. Bardak ölçüsü yine 200 ml. 2 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Yine 200 ml'lik bardakla. Burada şeker miktarı size bağlı. Az şekerli seviyorsanız 1,5 bardak da koyabilirsiniz. Evet, tekrar kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvamı oluyor. Bu ölçü gerçekten güzel. 1 su bardağı pirince 8 su bardağı süt. Her zaman yaptığım tarifimdir bu benim. Pirinçler iyice kabarıp yumuşamaya başladıktan sonra 4 yemek kaşığı pirinç ununu yarım bardak sütle çırpıyoruz. Daha sonra tencereden de bir kepçe sıcak sütten alıyoruz ki hani biraz ılıma olsun. Yani soğuk biçimde tencereye döküp de katılaşma olmasın diye biraz ılıtıyoruz. Daha sonra pirinç unlu karışımımızı tenceremize ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, kıvam daha da güzelleşti. İsteyenler limon kabuğu rendesi de koyabilir. Ya da güzelce yıkayıp 2-3 yaprak limon yaprağı da koyabilir. Fikir olsun diye söylüyorum. İsteyenler birkaç damla gıda boyasıyla rengini de değiştirebilir. Evet, şu an yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kıvamını da iyice aldı. Biraz daha kaynattıktan sonra dibi tutmasına dikkat edin. Fırın sütlaç kaplarımızı hazırlıyoruz. Ve fırın sütlaç kaplarımıza dolduruyoruz. Ve geldik en eğlenceli kısmına. Pürümüzle orantılı biçimde sütlacımızın üstünü yakıyoruz. Bu yakma işlemini yaparken pürümüzü biraz uzaktan tutmaya özen gösterin. Ki böyle acımsı bir tat olmasın, hafif yansın. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Ve afiyet olsun. Ben bunu bitirdikten sonra Eyşan Sultan'ıma bir bakayım. Eyşan Sultan'ım da dışarıdaydı. Evet. Böyle hafif yakıyoruz. Çok güzel bugün. Eyşan Sultan. Muz getirdim tavşanlarına. Evde böyle muzlarımız karardığı zaman biz atmıyoruz. Tavşanlarımız çünkü yiyor. Tavşanlarına getirdim. Ne oldu, rahatlıyor mu? He? Çakır. Çakır. Eyşan. Yastık yapalım Eyşan Çakır'ın tüylerinden. Her yerin tüy olmuş. Eşandaki rahatlığa bakın ama ya. Bak oturuşa, rahatlığa. Oh mis. Seviyor değil mi senin taramanı o? Bir takla bir tarasana. Eldiveni bir takla bir tarasana. Bak bak nasıl yiyorlar. Bak bak bak. Bak bak. Çok seviyorlar ya. Çok seviyorlar Eşo. Benjamin'in gözü düzeldi bu arada. Damlalarını da damlattım. Temizledim. Bir tak ablası. Çakır. Bizim çakırımız duymuyor. Sağır bizim kedimiz. O yüzden biz onu hep bağlamak zorunda kalıyoruz. Yola falan gider. Arabaları duymaz. Zarar görür diye. Ama çok pis. Kendini çok pisletiyor. Eşen ablası da onu hep yıkıyor ama değil mi? Hı-hı. Bak keyfe bak, keyfe bak. Keyfe bak. Dön öbür tarafını da dön hadi. Dön öbür tarafını da dön. Çakır. Ne oğlum?
Böyle eldiven alırsanız böyle tararken, yani okşarken taramış oluyorsunuz ve böyle topluyor. Sonra o yünleri alıyorsunuz ve çıkartabiliyorsunuz tabii her yer şu an bu şekilde. Eşyanın üstü, başı, her yeri şu an tüh. Ama eşyanın hoşuna gidiyor. İlgilenmek, sevmek. Ne oldu? Çakarımızın da gözleri değişik. Ördek neden gelmiyor bu tarafa? Nerede ıslattı kendini öyle? Suya mı girdi? Yüzdü mü? Sen yüzdün mü? Hı? Sen yüzdün mü? Küçücük limon ağacımdaki limonlara bakın. Sen yüzdün mü? Gel, gel. Tamam kızma, gel, gel, gel. Elemeyeceğim, gel. Gel. Şimdi bu kız mı erkek mi? Bilen var mı? Şöyle bakınca anlayabilecek misiniz bilmiyorum ama. Yalnız ördekler gerçekten çok etrafı pisletiyorlar. Bir tane olduğu halde bize bayağı bir eziyet ediyor. İncirler oluyor. Burada da bir incir ağacımız var da. Evet, bunda incirler de oluyor. Şurada da çok büyük bir zeytin ağacım var. Ama daha zeytinleri çıkmadı bunun. Öbür zeytin ağacının neredeyse zeytinleri bitti. Bunun çıkmadı. Bunun mevsimi değilmiş daha galiba. Şimdi bu incir. Buradaki de incir, zeytin. Ama çok yaşa kızım. Bu limon. Bu ney? Bu ney? Bunu bilen var mı? Böyle bir şeyler çıkacak ama bunu bilen. Bilen var mı? Yapraklar ayvaya benziyor ama. Ben söyleyeyim size. Hadi tahmin edin. Bu ne? Burada bir limon var. Burası çimenlerden temizlenecek. Ekmek yeri haline gelecek. O zaman ben salatalıklarımı falan oraya alabileceğim. Bu da tekrar yeşeriyor. Bu da bir ağaç ama. Ne ağacı? Bunu da bilen varsa bir söylesin. Tekrar bir limonum var. Burada da ekmek yeri var ama buraya pek girmedim. Pek girmek istemiyor gibiyim. Bir temizlenecek. İnşallah temizlendikten sonra buraya da bir şeyler dikebilirim. Burada tekrar bir incir ağacım var. Bu ağaçtaki zeytinleri zaten topladım, yaptım ve bitirdim. Ve dağıttım. Yani çoğunu dağıttım. Çünkü bizim evde zeytin yenmiyor. Küçük plastik kaplara koydum. Herkese tattırdım sonuçta. Bir de burada varmış benim incirim. 4. Daha var mı bilmiyorum. Bahçede yok yok maşallah. Bu ne ağacı onu da bilmiyorum. Tekrar bak, o ağaçtan burada da var. Yaprak ayvaya benziyor ama bilmiyorum bu ne. Belki de çiçek açacak sadece. Şöyle bir şey. De bilmiyorum yani. Bunu da bilmiyorum. Ağaçlardan, bitkilerden anlayan varsa yorumlayabilir benim için. Ha, küpeli çiçeği var orada bir tane de. Buralara pek girmiyorum zaten. Ne olur ne olmaz. Havuzumuz da temizlendi. Yazı hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Gel oğlum. Niye orada kaldın? Gel anne. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Topun nerede? Topunu getir. Koş topunu getir bana. Koş. Topunu getir. Hani topun? Hani topun? Getir topunu. Getir topunu. Bir getirse. Arıyor şu an. Getir topunu. Getir. Getir topunu. Akıllı oğlum benim ya. Ya bazılarından akıllı diyorum da inanmıyorsunuz. Aferin oğluma. Good boy. Aferin oğluma. Geliyorum, şimdi oynayacağız.